Maya uygarlığı sadece Antik Amerika'nın değil, tüm dünyanın en uzun ömürlü uygarlıklarından biridir. Uygarlığın yerleştiği bölgelerin ana hatlarını haritada görebilirsiniz. Kuzeyde Yucatan Yarımadası'nı ve güneyde Sierra Madre dağlarını görebilirsiniz. Günümüz Güneydoğu Meksikası, Guatemala, Belize, Batı Honduras ve El Salvador bölgelerini kapsar. Buradaki yerleşimlerin M.Ö. 2000'lere kadar uzandığı düşünülüyor. Ayrıca M.Ö. 750 civarında da ilk şehirler ortaya çıkmıştır diyebiliriz. O zamanlarda bile önemli kültürel gelişmelerin işaretlerini görebiliriz. M.Ö. 1000 kadar eski bir zamanda bile basamak değerini de içeren oldukça gelişmiş bir 20'lik sayı sisteminin kullanıldığına dair kanıtlar var. Bunu daha iyi anlamak için şöyle düşünün. Bizim kullandığımız ve dünyanın çoğunda kullanılan Hindu-Arap sayı sisteminin az önce bahsettiğimden bin yıl sonrasına kadar icat edilmediğini söyleyebiliriz. Mayaların basamak değerini de içeren 20'lik sayı sisteminin ilk kanıtlarını gördüğümüz andan 2000 yıl sonraya kadar da Avrupa'da bu sistem kullanılmadı. Milattan önce kabaca 3 yılı civarında tam olarak burada ilk yazıyı görüyoruz. Maya gliflerinin neye benzediğini örnekten görebiliriz. Gördüğünüz bir maya glifi ve buradaki yazı bu sırada okunuyor. Bu çok eski bir yazı biçimi ve Amerika kıtasındaki ilk ve iyi yapılandırılmış yazı biçimi olduğuna inanılıyor. Gelişmiş yazı sistemleri ve yazılarının dışında mayaların çok gelişmiş takvimleri de vardı. Jules Caesar tarafından benimsenen Julian takvimden daha doğru bir takvimleri vardı ki bu takvim ikinci milenyumun ortasına kadar batı dünyasındaki en gelişmiş takvim kabul ediliyordu. Yani Mayaların takvimi 1500 ya da 1600'lere kadar dünyanın çoğunda kullanılan takvimden bile daha doğru bilgiler içeriyordu. Milattan sonra 250 yılına geldiğimizde bunu klasik dönem olarak adlandırıyoruz. Bu Tikal ve Kalakmul gibi kimi büyük şehirlerin kurulmaya başladığı döneme rastlıyor. Zirvedeki dönemlerinde bu şehirlerde 50 bin ila 100 bin arasında insan yaşadığı düşünülüyor. Şimdi tek birleşmiş bir imparatorluk olmadığını, tek imparator tarafından yönetilen bir Maya imparatorluğu olmadığını düşünüyoruz. Daha çok her şehrin kendi başına birer devlet olduğu Yunan şehir devletlerine benziyordu. Tikal ve Kalakmul gibi daha büyük şehirler diğerlerini etkilemiş ya da üzerlerinde hakimiyet kurmuş olabilir ama Roma ya da Pers İmparatorluğundaki ya da bazı erken Hint İmparatorluklarındaki gibi birleşik bir imparatorluk değildi. Tüm bu şehir devletlerinin her birinin sadece siyasi değil ruhani liderde olan ve doğa ve doğaüstü aralarında bağlantı kuran ilahi kral dediğimiz yöneticileri olduğunu düşünüyoruz inançlarının ve dini törenlerinin bir parçası olarak mayaların insan kurban ettiklerine dair kanıtlarımız var. 4. yüzyılın sonlarına geldiğimizde ise başka bir uygarlığın ya da başka bir şehrin bu şehirleri önemli ölçüde etkilediği hatta fethettiğine dair önemli kanıtlar var. Bu şehir Teotihuacan. Bu şehrin çok güçlü olduğunu ve 4. yüzyılda diğer şehirleri de önemli ölçüde etkilemeye başladığını biliyoruz. Evet. Maya şehirlerinin ne kadar gelişmiş olduğu hakkında fikir edinmek için size birazdan Teotihuacan'ın muhtemelen neye benzediğini göstereceğim. Bu gördüğünüz en iyi dönemlerinde Tikal'in nasıl olduğunu gösteren bir canlandırma. Teotihuacan'ın önemli kalıntılarını da orada görebiliriz. Gördüğünüz gibi Teotihuacan günümüz Meksika'sının sınırları içinde yer alıyor ve buradakiler de o şehrin kalıntıları şehrin ne kadar gelişmiş olduğu hakkında fikir edinmek için yandaki haritada şehrin yeniden yapılandırılmasını görebilirsiniz yani bu fotoğrafta bakış açınızdaki yerler kabaca şu bölgede kalacak tam burada gördükleriniz şuradaki binalar ya da buradaki küçük meydanlar uzakta gördüğünüz piramit ise şuradaki piramit olabilir bu görüntüden şehrin neye benzediğini görebilirsiniz büyük ve önemli bir şehirdi bu fotoğrafta gördüğünüz hemen her şey bu büyük şehrin bir parçasıydı. Bugün elimizdeki en iyi kanıta göre şehrin milattan önce 150 yılında kurulduğunu ve neredeyse 6. yüzyılın ortalarına kadar ayakta kaldığını düşünüyoruz. Teotihuacan adına gelince şehrin ilk adı bu değil. Bu şehre Aztekler tarafından verilen ad. 400-450 yılları civarında şehir altın çağındayken, yani mayalar üzerinde en etkili olduğu dönemdeyken, şehirde yüz binden fazla insan yaşadığı düşünülüyor. Hatta kimi kaynaklarda 250 kişiden bahsedildiğini gördüm ki, bu da onu döneminde dünyadaki en büyük şehirlerden biri haline getiriyor. Bazı kayıtlara göre bu şehir dünyadaki en büyük altıncı şehir olarak gösterilmiştir. Bu noktada aklımıza ilginç bir soru gelebilir. Teotihuacan bağımsız bir şehir devleti miydi yoksa bir imparatorluğun merkezi miydi? Bu tarihçilerin günümüzde tartıştığı bir konu. İmparatorluğun merkezi olduğuna kanıt olarak farklı etnik kökenlerden insanların yaşadığı bir şehir olmasını gösterebiliriz. 4. yüzyılın sonuna geldiğimizde bu şehrin diğer Maya şehirleri özellikle de Tikal üzerindeki etkilerini görüyoruz. Aynı zamanda Teotihuacan'da inanılmaz bir insan kalabalığını, kültür ve ticaret ağları olduğunu da biliyoruz. Ve bu da yine bağımsız bir şehir olmadığını ve büyük ihtimalle bir imparatorluğun ya da bölgesel bir etkinin merkezinde olduğunu gösteriyor daha büyük bir imparatorluğun parçası olmadığı sürece bu boyutta şehirlere pek sık rastlamayız. Aynı zamanda bu tür şehirler diğer şehirlerden haraç ve vergi de alabilirler. Evet, Teotihuacan Maya İmparatorluğundan önce güç kaybetmeye ve düşüşe geçmeye başlamıştır. Şu üstte petrol mavisi kısımda Teotihuacan'ı görüyorsunuz. Açık mavi çizgide ise Maya uygarlığını görüyorsunuz ve klasik dönemde biraz daha koyu ton oluyor. Teotihuacan milattan sonra 550 yılı civarında çökmüştür ve bugün elimizdeki en iyi teorilere göre bunun iç ayaklanma veya bir çeşit kuraklık ya da kıtlık nedeniyle olduğunu düşünüyoruz. İnsanların yeterince yiyecek bulamadıklarında ayaklanacaklarını hayal etmek pek de zor değil, değil mi? Maya uygarlığının da ondan birkaç yüzyıl sonra çökmeye başladığına inanılıyor. Yani 800'lere geldiğimizde Maya uygarlığı da aynı şekilde ayaklanma, bölünme ve sonunda çöküşe neden olan kuraklık ve kıtlık gibi benzer şeyler yaşamış olabilir. Bu şehirlerden kiminin klasik dönemin çok ötesinde bölgenin Avrupa sömürgesi haline gelene kadar ayakta kaldığına dair kanıtlar var. Bu şehirler hakkında ya da Teotihuacan şehrinin varisi olduğu düşünülen Aztek uygarlığı gibi devletler hakkında ise ileriki videolarda daha ayrıntılı konuşacağız.